Bir şekli parçalamanın, kesmenin, bölmenin değişik yöntemlerini göstereceğiz. Bir dikdörtgen çizelim. İçini de dolduralım. Şimdi bunu kesmenin en basit yöntemlerinden biri makas aracı. Makas aracını seçelim. Eğer makas aracı görünmüyorsa burada belki silgi görünüyordur. Buna basılı tutup makası seçeceksiniz veya C harfine basabilirsiniz kısa yol olarak. Şimdi mesela şu noktaya ben tıkladığımda yol üzerinde mesela bu noktaya tıkladım. Artık o nokta ayrıldı. Yine bakın şu aşağıda da bir noktadan tıklarsam iki parçaya bölünmüş oldu yani şu hizada. Bakın şunu şöyle sağa doğru aldığımda görmüş olduğunuz gibi şekli parçalamış olduk. Tabi istediğiniz kadar parçalayabilirsiniz. Mesela şuraya tıklarsam buradan da ben şekli ayırmış oldum. İki parçaya ayrılmış oldu. Bu arasını tabii ki dolduruyor yani şekli koruyarak böyle bir ayrım olmuyor. Çünkü şurada mesela bir yol yok. Makas aracına basılı tutuyorum. Buradan bu sefer silgiyi seçiyorum. Silgi aracıyla da bir kısmı silebilirsiniz, ayırabilirsiniz. Mesela şuradan şöyle gidip istediğiniz gibi serbest çizimle iki farklı alt şekilde bunu bölebilirsiniz. Bakın birbirlerinden farklı oldu veya bu parçayı diyelim sildiniz, attınız. Böyle bir şekil bırakabilirsiniz. İstediğiniz gibi alt şekillere bölmeniz mümkün. Başka bir bölme şekli de bıçak aracıydı ama bıçak aracı burada varsayılan olarak görünmeyebilir. Bunun için şu alttan tüm araçları açıyorsunuz. Bıçak aracı burada bakın en altlarda şu an eklendiği için aktif görünmüyor. Şu an burada aktif görünenler bu soldaki toolbar'da görünmeyen araçlar. Bunları alıp bu tarafa sürüklemeniz gerekiyor eklemek için. Bıçak aracını ben daha önceden eklemiş olduğum için burada aktif değil. Eğer aktif değil yani burada görünmüyorsa şuradan tutup buradaki herhangi bir menünün içine sürüklemeniz lazım. Biz şimdi bıçak aracını seçelim. Evet, şu an bıçak aracı seçildi. Yine bunda da serbest çizim şeklinde istediğiniz gibi iki parça silgi gibi herhangi bir yerini silmeden iki alt parçaya ayırmış oluyor. Şu an buradan böldü. Bakın. Yani birbirini tamamlayan iki parça olarak bıçak aracıyla da istediğiniz gibi istediğiniz yerden yine seçelim. Bir parça daha keselim. Şöyle geldim. Mesela şöyle bir parçayı kesiyorum. Yine ikiye bölmüş olduk. Bir parça daha elde ettik. Tabi bunları yine bir araya getirdiğimizde orijinal ilk halini alacak şekilde bölüyor. Yani herhangi bir kısımda eksilme olmuyor. Yine başka bir kesme şekli de bir şekli kullanarak kesme. Mesela bunun için de ben bir çembersel delik açacağım. Elips aracını açtım. Şöyle shift'e basılı tutup bir çember çizdim. Bunu da içe isterseniz boş olsun. Renksiz. Şimdi bunu seçiliyken şöyle şeklin neresini bölmek istiyorsanız oraya getiriyorsunuz. Bu seçiliyken nesne kısmından yol altındaki nesneyi bölü seçiyorsunuz. Tıklıyorum. Şimdi bakın gördüğünüz gibi orayı bölmüş oldu. Oradan bir delik açılmış oldu. Yani bir nesneyi başka bir nesne yardımıyla kesmiş olduk. Bu kesme bölme şekillerinden yaptığınız çalışma hangisi uygunsa onunla çalışabilirsiniz.